gerçek bir babaysan, gerçek bir ebeveynsen. Fuat abi vardı Galatasaray'sı oldu. Hayır benimki protez değil diyordu. Resmen onunki duruyordu yani. Kendini gösteriyor değil. Ama bence yani estetik oldurduysan da söyle bence. Dedim valla bu bedava kullanmalı bu arkadaş. Değil mi? Gerçekten. Hatta maaşa falan bağlı. Karakterle alakalı bir şey. Şimdi hasta biraz oynak bir şeyse. Beni sevdiği için zaten o yaptığı. Aslında ne yalakalık mı yapıyorsun ben? Ne yapıyorsa artık. Sevmediğim insan benim özel günümde ne işi var? Ferman Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Çok şükür sağ olun, sizlere göre daha iyi olduk. Teşekkür ederim. Ferman Bey şimdi bugün ben size çeşitli değer yargılarıyla ilgili bilmem ne bilmem ne normal midir, bilmem ne bilmem ne normal diye sorular soracağım. Aynı soruları biz sokaktaki insanlara da sorduk. Eğer orayla, oranın sonucuyla sizin söylediğiniz uyuşursa normalleşmişsiniz demek. Öyle mi? İnşallah normal çıkmayız. Ben genel olarak anormal çıkıyorum. Çocuğunuz var mı değil mi size? Var. Kaç tane? Bir tane. Kaç yaşında? Allah nasip ederse 24 Nisan'da 4 yaşına girecek. Bir kızım daha var. Küçük. Daha küçük. Mesela kızınız büyüdüğünde sizin kızınızın telefonunu karıştırmanız normal midir? Benim kızımın telefonunu karıştırmam normal midir? Yani ben telefonları genellikle özel olarak gördüğüm için ben eşime de derim. Yani benim telefon karıştırmasını sevmediğim için kızımla telefonu sanmıyorum. Karıştırmam herhalde. Değil mi? Karıştırmam. Bence de normal değil. Babaların... Yani şimdi ya da... benim kızımın özeli vardır. Bir kız arkadaşla bir yazışması vardır. Bir ailenin babanın görmemesi gereken bir durum söz konusudur. Neden o çocuğu o şekilde, belki o ergen döneminde ya da gururunu, onurunu kıracak bir şekilde. Belki de görmek istemediğim işleri görmek istemediğimden bakmam yani. Bir yandan da şey var ya, çocuğu korumak için yapmak doğru diyor ya şeyler. Ya zaten bir şeyler hissettikten sonra illa telefonuna bakmaya gerek yok yani. Var o hareketlerden, bir gerçek bir babaysan, gerçek bir ebeveynsen onu hissedip farkına varabilirsiniz. Bakalım sokakta ne demişler? Normal mi değil mi? Ya erken yaşta yani çocuk olsa da onun da özel bir şeyi var yani. Onun da özel bir alanı var, özel bir hayatı var. Karı doğru değil. Normaldir. Yani şimdi örnek veriyorum, çocuk küçükse yani daha yeni yeni bir şeyleri öğrendiği için onu kontrol etmek gerekir yani. İlerisi için sıkıntı çıkmaması için. Yani çocuğa kontrol etmek iyi ama telefonla da şey yapmamak lazım. Ama çocukta bir sıkıntılar seziyorsanız, çocuğa giden bir şeyler, yanlış arkadaşlıklar, o zaman iş başka bir yere gider. Normal değildir. Çünkü çocuğun küçüklükte özellikle ailesi bunu yapıyorsa ailesine karşı bir tedirginliği oluşur. Yani ona güvendiğini ve onu gerçekten iyi bir aile eğitiminden geçirdiğine kendine güveni olması lazım ya. Benim çocuğum bunu yapmaz. Ama ekstra bir kontrole bence gerek yok. Normal değildir. Yani kendisinin özeli var tabii ki bu. Bütün, yani şöyle söyleyeyim, olgun veya yaşlısı, genci, herkesin kendi bir özeli var. Kimse kimsenin telefonunu karıştıramaz. Yaş fark etmez. Ergen yaştaki çocuğun telefonunu karıştırmak, onun bir yanlışa sürüklememesi için onu ikazda bulunmak bence yanlış değildir. Yani doğru bir hareket. Bir şey söyleyeyim, eşit. Değil mi? Normal diyenlerle normal demeyenlerin eşit. Öyle mi? Ha, evet. Eşit. 3-3. Maşallah. Saydım ben buradan. 3-3. Çünkü ne diyeceğim? Gençler mesela şey diyor, normaldir diyor. Bak şey, belli bir yaşın üstündekiler normal değildir diyor. Gençler sanal dünyanın tehlikelerinin daha çok farkında herhalde. Doğru. Ferman Bey. Sizce bir doktorun hastasıyla ilişki yaşaması normal midir? Bir doktorun hastasıyla ilişki yaşaması normal midir? Bir avukatın vekiliyle ilişki yaşaması normalse bir doktorun hastasıyla... Gönül işi bu, aşk işi yani. Bence orada bir tek ölçü var, psikiyatrist, terapist. Değil mi? Terapist yapmamalı. Valla. Yoksa herkes yapabilir belki. Yani neden olmaz? Ama terapiste olmamalı. Bugün bakıyor sanatçılar vokalistleri oluyor, onlara aşık oluyor, evleniyor. Avukatlar müvekkillerine, yani doktor niye hastasına aşık olmasın? Değil mi? Az üstünde hasta olmasın yani, hasta yani. Bence de olabilir, buyurun. Bir doktorun hastasıyla ilişki yaşaması normal midir? Normal, olabilir. Niye olmasın? Ya ikisi de bekarsa niye olmasın? Yani psikiyatrist ya da psikolog değilse... Sorun değildir. Ama diğerleri hiç... Etik değildir. Branşa göre değişir diyorsun. Aynen. Branşa göre değişir. Yani abi kısmen normal. Kişiye bağlı ya bu. Karakterle alakalı bir şey. Şimdi hasta biraz oynak bir şeyse yaşar yani. Acımaz. Yapıştırır geçer doktor yani. O zaman hastanın oynaklığıyla alakalı bir şey mi? Yani doktorun da biraz puşluğu var tabii. Yani
İki taraf. Tabii ama kişisel abi. Doktorlarımız da bir şey demedik. Yanlış anlamasınlar. Bunu da yayınlarken şimdi ondan sonra. Tabii. Anlıyoruz abi. Sıkıntı yok. Ya etik olduğunu düşünmüyorum abi. Ama olabilir mi? Olabilir. Ama ben saygı duymam yani bu ilişkiye. Normal. Yani normal ilişkiler gibi yaşayabilir. Peki bu branşı. Kendisi erkek ya. Erkeği düşün. Evet. Bayan doktoru aklına getirmiyor. Değildir. Kesin değildir. Niye? Onun işi o. İlişki sonra. Aa. Vay. Fakat bu şey yapıştırır geçer çok acayipmiş. Yapıştırır o adam harbi doğruymuş. Çok acayipmiş. Yani. Oradaki bir kardeşimiz orada diyor ki yaşaması normal değil. Ya o herhalde erkek olduğu için hep doktorların hepsini erkek olarak düşündü galiba. Kendisi bir doktor ekzamı bayan doktor ayrımcılığı var mı? Yok canım. Doktor hasta ilişkisinin bayan erkek. Aşık olursa da herhalde. Abi aşkın mesleği bilmem hat, nasıl mı? Nasıl yapıştırır bilmem. Genel olarak Türkiye'de evlenince ya da sevgili olunca kızlar kayınvalidelerini kendilerini çok sevdirmek istiyorlar. Evet. Ve bunun için de bir çaba sarf ediyorlar. Evet. Sizce bu çaba normal midir? Valla bu çaba normal midir? Bence kişiye göre değişir. Çünkü çaba oğlunu elde edene kadar mı? Elde ettikten sonra da devam edecek mi? Çünkü genel olarak gelinler kaynanalarla iyi geçinmek için çaba sarf ederler. Ya ama zaten eğer ki gerçekten erkeğine yani kocasına ya da sevgiline değer veriyorsa onun annesi de onu doğuran kişi olduğu için anneler her zaman baş tacıdır. Bence normaldir. Mesela bence normal değildir. Çünkü erkek sevgilisi ya yani sevgilisi, kocası, karısı başka bir şey. Onun annesi başka bir birey. Yani benim için birey. Anneme beni sevdiği için onu yapmıyor mu zaten? Beni sevdiği için zaten o yaptığı aslında ne yalakalık mı yapıyor diyorsun? Ne yapıyorsa artık. Yani onu doğuran kadın olduğu için bence normal. Bakalım ne demişler. Bence garip değil. Yani ama tabii ki de çok da böyle cıvıtmamak lazım. Ve böyle çok da yağcılık yapmamak lazım diye düşünüyorum ben. Ama hani böyle hani sevgilinizin, annesinin, ailesinin sizi sevmesini istemeniz bence normal bir şey. Şahsen değil. Yani ben hani erkek arkadaşım olduğu zaman da hiç böyle bir hani aileyle tanışma olsun, şey olsun, sevdirme işine pek girişmedim. Ama bayağı yapan var ve çok eğlenceli sohbetler çıkıyor. Bence normal değil ama bu da toplumun bir şeyi gibi olmuş. Hani sanki böyle ailenin içine girip annesine sevdirirsem işte çocuk da beni sever diye düşünüyoruz. Ama yanlış bence. Yani doğal olmak ve kendin, yani bir kadının bence kendi olması gerekiyor. Öyle düşünüyorum. Normal bulmuyorum. Çünkü zaten doğal ve samimi olduktan sonra sevgi görürsünüz diye düşünüyorum. Bunun için ekstra bir çaba sarf etmeye gerek yok diye düşünüyorum. Ya değil ya. Bence kasıntı yani. Ne gerek var? Kasmasın o kadar yani. Değil ya. Ya tabii ki de annesi sevse büyük bir artı. Ama illa birisinin seni sevmesine gerek yok o ilişkiyi yürütebilmen için. Bence de. Bana normal gelmiyor o kadar. Burada uyuşamadınız. Yani. Ama hep bayanlara sormuşlar. Ben erkeğim. Bana sormuşsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Sevmediğiniz bir arkadaşınız var. Hı. Ama aynı ortamda da hep bulunuyorsunuz. Evet. Sevmediğiniz halde onu özel bir gününüze, mesela doğum gününüze davet etmeniz normal midir? Bence normal değil. Değil mi? Ben de neyin ne sevmediğim insan benim özel günümde ne işi var? Bence de normal değil. Sevdiğim insanları ben o gününde isterim. Sevmediğim insan ben niye kalkıp orada gardımı düşüreceğim ki? Ama mesela bazen oluyor ya, atıyorum arkadaşsınız, arkadaşınızın sevgilisi. Sevmiyorsunuz. Hı. Ama sevgilisi gelecek yani. Sevgiliye bak, o günlüğüne ayrıldırım. Sonra başarısını yani yapacak bir şey. Güzelmiş. Benim için bir günlüğüne ayrıldırım kardeşim yani. Güzelmiş. Yani. Ben demem herhalde ya, ben katlanırdım herhalde. Zaten bazı insanlar vardı belki hani o sevmediğim insan çağırıyor. O doğum günü öyle şaşalı bir şeyler yap, belki de onu kıskandırmak adına. Ya bak ben seninle bu kadar güçlüyüm ha, bak neler yapabiliyorum. Sen de orada ezik gibi dur. Gibi mantıklı düşünen insanlar da olur ama ben aslında böyle özel günlüğünde sevmediğim insanı görmek istemem. Laf bana geldi bu arada. Yok. Buyurun. Sevmediğin bir arkadaşını sadece ona ayıp olmasın diye doğum gününe çağırmak normal midir? Yani normal midir? Yaparım. Benim için normal galiba. Ben de yaparım. Normal çağırırsın. Yani doğum günüdür çağırabilirsin. Normal. Ayıp olmasın. Ayıp olmasın diye tabii. Çağırmam. Hiç umurumda olmaz. Asla çağırmam. Şimdi şöyle.
çok duyguları kırılmasın diye. Belki yapılır. Bence normal. Değildir. Sevmiyorsam, eğer aramız açıksa hiç gelmesi doğru değil. Çünkü aynı şeyi, sıkıntıyı yine yaşarız. Çağırmam abi. Zaten sevmiyorsan büyük ihtimal ben onu dövmüşümdür. Yapı ne dedi? Çağırmadıysan büyük ihtimal ben onu dövmüşümdür. Ya bu yapıştırıyor, dövüyor, mövüyor. Bu enteresan bir adam. Enteresan bir adam bu ya. Değil mi? Çok büyük ihtimal ben onu dövmüşümdür dedi ya. Vallahi dövmüşümdür dedi. Sevmiyorsan büyük ihtimal ben onu dövmüşümdür. Konuşmuyoruz. İlginç karakter. Direkt valla bu devamlı kullanmalı bu arkadaş. Değil mi? Gerçekten. Hatta maaşa falan bakalım. Asgari maaş bu kadar şey durumdayken. Ferman Bey son soru. Evet. Güzelleşmek için bir takım operasyonlar geçirip sonra operasyon geçirdiğini saklamak normal midir? Bence normal değil. Yani Allah'ın bildiğini kullar niye saklayacaksın ki? Böyle bir şey de yapıyorsan. Şimdi görüyoruz zaten sevgili dizi oyuncularımızı, manken arkadaşlarımızı. Hayır hiçbirim yapmıyor. Seneler sonra bir fotoğrafı çıkıyor ortaya. O rezilya, yani güzelleşmek için zaten sen bıçak altına yatıyorsun, o kadar eziyeti çekiyorsun. Neden manevi olarak insanlardan bunu yok? Saklıyorsun. Güzel şeyi duyuyorsun. Yani bence... Normal değil. Normal değil tabii. Bence de normal değil. Zaten gözüküyor. Zaten artık herkes anlıyor ki. Yani bak ben mesela senelerce protez kullandım, saç protezi kullandım. Bunu bir erkeğin de gerçekten saç hayatında çok önemli yani. Çok değiştiriyor diyor. Yoğun çalıştığım dönemler olduğu için bir türlü saç ektirmeyi düşünememiştim. İşte bir gün Şafak Sezer bana bir laf koyunca böyle ya dedim kardeş kafandan sincap gezdiriyorsun falan deyince bir zoruma gitmişti. Şafak çok eski dostumdur. Pandemi döneminde tek Allah'a şükür olsun yararlı olan bu oldu. Saç ektirdim şu an orijinal saç. Ama bir şey söyleyeceğim, ne kadar güzel çıkmış. Çok şükür. Herkes de bu kadar çıkmıyor. Vallahi enseden 6300 graft aldılar. Onun olur ekler sevgili. Saatlerce. Ha? Ya sabah 8'e kadar akşam 8-9'da herhalde. Çıktık ama ömür boyu bir şeyden kurtuldum yani. Bak her kişi kendine dedi gizlemiyorum, saklamıyorum. Bir de ne olacak yani? Ya yani. Ama bazıları var hele, bir de bazen bizim şey var, Suat abi vardı Galatasaray Suat. Hayır benimki protez değil diyordu. Resmen onunki duruyordu yani. Kendini gösteriyor değil. Yani inkar etmeye gerek yok. Çok var protez. Çok da belli oluyor. Eskiden bu kadar belli olmuyordu. Şimdi yeni modellerde belli evet. Oluyor. Buyurun. Güzelleşmek için bir takım operasyonlar yaptırıp bunları inkar etmek normal midir? Ya inkar etmek normal bir şey değil abi. Zaten bazı şeyler açık açık ortada. Zaten burnunu yaptıran var, dudaklarını estetik yaptıran var. Bir de bunları inkar ediyorlar. Normal bir şey değil abi. Normal değildir bence. Yani operasyon yaptırıyorsan ve sonucundan mutluysan niye inkar edesin ki? Bence normal. Ya mesela ben de estetik oldum. Ve bunu herkese de söylerim yani. Onun amacı o. Mesela ben öncesinde kendimi güzel hissetmiyordum. Sonrasında güzel hissetmek için estetik oldum. Bence bu gayet normal bir şey. Yani bunları insan söylemeli. Ama bazen de şimdi hani artık şöyle bir algı var. Doğal kızlar kalmadı. Doğal güzellik yok oldu artık. O yüzden bazıları da bundan dolayı söylemek istemiyor mesela. Ama bence yani estetik oldurduysan da söyle bence. Zamanı geldiğinde yapılması gereken bir şey olduğuna inanıyorum. Ve inkar edilmemesi gerektiğini inanıyorum ama artık 20'li yaşlardan başladığı için kimin estetik yaptırıp kimin estetik yaptırmadığını çok anlamıyorum. Gerek yok ya. Yani doğallık güzel aslında. Her zaman bunu savunuyorum ama her bir şey yaptırdıysan da söyle. Hayır değil. Bence yani bence insanların son zamanlarda güzelleşmek için çok çabası var. Moda oldu. Ben bunu gereksiz buluyorum. Yani samimi ve doğal görünmüyor. Ya da birilerini beğendirmeye çalışmak da şey değil. Yani bence normal değil. İnkar etmek zaten ayrı bir boyut. Niye inkar ediyorsun? Söyle bari. Bunu yapan insanların psikolojisini anlayabiliyorum ama bence gerek yok yani. Hani açıklayabilirsin bence. Bunun bence en trajik olanı yanlış hatırlamıyorsam inkar etme olayınız. Bu gerçek bir Japonya prensi miydi? Ya da o uzak doğu ülkelerinden bir yerin prensi o ülkenin o seneki güzeliyle evleniyor. Ha sonra sonra 3 tane çocuğu oluyor. Ulan çocuklar arkadaş. Kanına iki, yani ben esek yaptım değil mi? Çocuklar alakası yok falan. Adam şüpheleniyor, çocuklar benden mi değil mi diye DNA testini gönderiyor. Çocuklar adam çıkıyor ama meğersem kadın eski hali. Yani sen ne kadar esek yapsan da o gen o halde çıkıyor ve adam büyük bir tazminatla boşandı. Kadın abi deseydi ki ben eskiden bu kadar çirkindim bak kendim bu hale geldim deseydi belki adam boşanmayacaktı. Evet tamam ne saçmalıyorsun. Yani sen, öyle oldu. Sen estetikle haline aşık olduysan hala aşık olabilirsin. Yani, estetik oldu diye boşanılır mı? Ya işte o estetik yaptırmadım demiş. Ben orijinalim bu demiş. Bu da demiş sen bana yalan söyledin demiş yani.
Sonra nitelikli dolandırıcı. Nitelikli dolandırıcı. Büyükte bir tazminat açmış kanka. Boşandı 3 tane. Ferman Bey bayağı normalsiniz siz. Normal değil mi? Çok şükür. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkürler ederim. Çok keyif aldım. Sağ olun. Her zaman çok başarılısınız. Başarılarınız devamını diliyorum. Sağ çok olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Thank you.